Şimdi Hüseyin Baraner Bey, Hüseyin Baraner Bey e, söylemiştim Dünya Kardeş Kentler Turizm Birliği Genel Sekreteri Almanya'dan katılıyor ve kendisi tabi özellikle turizm operasyonları konusunda e, yıllarını e, harcamış bir profesyonel. E, bakalım e, dünyanın turizm geleceğinde özellikle de bir kopyada verirsek özellikle dünyanın yaşlanmasını da referans alan bize neler söyleyecek? Buyurun Sayın Baraner. Çok teşekkür ederim Sinan Hocam. Esasında şöyle başlamak istiyorum. Bugünün başlıkları ne kadar bugüne ait olsa da biz bunları 10-20 yıl önce Türkiye'de tartıştık. Ben müsaadenizle şuradan başlayayım. Bana göre ki ben 45 yıldır bu işin içindeyim uluslararası düzeyde ve hayatıma başka hiçbir iş yapmadım. Yani 18 yaşından bu yana aynı işi yapıyorum. Uluslararası düzeyde bütün kıtalarda çalıştım diyebilirim. Bana göre dünya turizmi bir yol ayrımında artık her anlamda. Yatırım anlamında, hizmet anlamında, müşteri profili anlamında, finansmanı anlamında ve tanıtımı, PR'ı ve sürdürülebilirliği anlamında da bana göre yol ayrımında ve bu yol ayrımında hareketi içerisinde yol ayrımı hareketliliği içerisinde bazı ülkeler daha doğrusu bazı destinasyonlar 20 yıllık maksimum 20 yıllık bir projeksiyon ve strateji geliştirme içerisinde yeni pozisyonlar alıyorlar. Herkes kendine gerçekten ait olan, özgün olan değerleri bir araya getirerek onun üzerinden piyasalar içinde bir yeni ee, bir e, pozisyon yeni bir çerçeve yaratıyor. Şimdi Dubai'ye bakıyoruz. Ben 4-5 gündür buradayım. Sıfırdan dünyanın en kuru niteliksiz topraklarında her anlamda niteliksiz topraklarında büyük bir PR'la büyük bir işte finans jonglörlüğüyle ki bu, bu da bir başarıdır. İşte 25 yıllık çeyrek asıllık bir süreçte burayı e, devasa bir yere getirdiler. Mesela ben 10 yıl önce muhteşem bir yere getirdiler diyordum. Bugün devasa diyorum. Çünkü her şeyin bir sınırı var. Bir boyutu var, bir ebatı var, bir volümü var, bir hacmi var. Bunu açtığınız zaman turizmi doğasını ve zarını bozuyorsunuz. Mesela bu Dubai'de olmuş. Şimdi Türkiye'ye dönecek olursak orada da çok büyük tehlikeler var. Çünkü farklı sektörler yaratamadığımız için bütün yatırım gücü olan kişiler veya yatırım yapmak arzusunda olan kişiler çok hızlı, plansız, projesiz, hiçbir araştırma yapmadan, hocalarımızı dinlemeden devamlı Antalya şeridinde, şimdi maalesef Ege'de öyle, ikinci, üçüncü, dördüncü şeritte bugünün teknolojileriyle dokuz ayda neredeyse artık otel demeyelim, yatak fabrikaları kuruyorlar. Şimdi bunları çok ciddi şekilde Türkiye'nin masaya yatırması lazım. Çünkü bu otellerin yapıldığı toprak maneviyat anlamında, kültür tarih arkeoloji anlamında dünyanın en değerli toprakları. Ve buraya bu kadar akılsızca, bu kadar yani sürdürülebilirliği bence çok kısıtlı olan bir yatırımı yapmanın ve bunu böyle çok nasıl söyleyebilirim yani piyasa dışı çok farklı şeylerle müşterilere gelmeleri için lanse etmenin Türkiye uzun vadede faydasının olacağını ben hiçbir zaman kabul etmedim bu konuda yüzlerce yazım var yani daha 30 yıl önce yazdığım yazılar var çünkü ben şuna inandım yani konu Diyoruz ya dünya turizmi yol ayrımında. Bugün gerçek anlamda yol ayrımında. Eskiden de hep bir seleksiyon vardı. Herkes işte ben buyum, bu bana daha yakışıyor diyebiliyordu. Tam o çerçevenin içinde kalmasa da. Ama Türkiye çok başka bir ülke Sinan Hocam. Türkiye'yi ben esasında Anadolu topraklarını diğer ülkelerin e, turizm gelişmesiyle aynı anda tartışmayı da doğru bulmuyorum. Bakın hocalarımız tabii hepimiz sizler bizler ezberledik yıllarca ki işimiz ömrümüz hayatımız sevdamız bu. Anadolu'nun ne kadar zengin olduğunu biliyoruz. Dünyayı anlamak insanlığı anlamak dünyadaki o en önemli en kutsal milyarlarca insanın inandığı dinleri anlamak için mutlaka Anadolu'ya gelmek mecburiyetindesiniz. Anadolu'ya ayak basmadan ne insanlığı anlayabilirsiniz, ne Hristiyanlığı, ne Müslümanlığı, ne e, e, diğer kültürleri ve dünyanın gelişimini anlayamazsınız bana göre. Bunu zaten e, dünyada okumuş varlıklı insanlar da Böyle olarak görüyor. Ama bunlara cevap veremiyoruz o anlamda. Dünyanın en muhteşem noktalarına işte o marka çöplüğüne ait o toprağı hiç yansıtmayan oteller yapıyoruz. O kültürü hiç yansıtmayan standart Florida var yani kimse yanlış anlamasın işte dörtgen en ucuz teknolojiyle en ucuz mimariyle işte yatak su sıcak su biraz uyduruk bir lobi küçük bir bar küçük bir kitchenetle Anadolu'yu şu an dolduruyoruz. Burada çok büyük bir tehlike görüyorum ben. Yani Anadolu özgünlüğünü kaybettiği an biz bugünkü yol ayrımında gerçek pozisyonu alamayız. Yani siz Anadolu'da işte ne bileyim Amerikan veyahut Batı Avrupa'nın o otoban kenarındaki en ucuz otelleri kalkıp orada bin yıllık, beş bin yıllık kültür zenginliklerini sınırları içerisine koyarsanız bunun sürdürülebilir olacağına kimseyi inandıramazsın çünkü olmayacaktır çünkü dünya artık yani bunu artık bağırmamız lazım artık bunu iddia edemeyiz artık iddia safhası bitti düşünce safhası da bitti yani öyle ilerledi ki bu mevcut tehlikelerle ilgili artık bağırmak gerekiyor özellikle akademiklerin bakın dünyada bütün suları kirlettik bütün nehirler kirlendi dünya diyorum Türkiye demiyorum bütün dağlarda, ovalarda sorun var, rüzgarda sorun var, yağmurda sorun var. Artık yani dünyayı güzelleştiren olmazsa olmazların hepsi hasta şu. Ve böyle olmasına rağmen acımasızca dünyada, Türkiye'de buna dair olmak üzere hala 40-50 yıl öncesinin kafasıyla ki burada mimarları da çok ciddi olarak kınıyorum o projelerin altına imza atan mimarları Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada bu hızı devam ettirmemiz sadece 2-3-4 yıllık projelerle gelir beklentileriyle revenue management için 4000 yıllık tarihi bozuyoruz. Mesela arkadaş Balçova'nın genel müdürü. Ben 30 yıl önce oraya diğer arkadaşlarla Norveç'ten Almanya'dan binlerce turist getiriyorduk bakımı için. Şimdi tabi o sayı çok düştü çünkü bölge de cazibesini kaybetti. Niye? Bina 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 yani her şeyin bir sınırı olması lazım. Bugün gidin Narlıdere'ye korkarsınız. 200 metre tepelerde 17 kat var. İnsanı ürküyor çünkü e, psikolojide hele, özellikle parapsikolojide yani insanı ürküten bütün e, ögeler turizm destinasyonları bozuyor. Özellikle bugün zaten sorunlu olan dünya turistleri. Bugün rahat olan tamamen her anlamda ruhsal ve fiziksel yüzde yüz sağlıklı turist de kalmadı. Hepsinin açık veya gizli sıkıntıları var. Arayışları var. Herkes bir şekilde bir arayışın içinde ve destinasyona eskiden ben bu işe başladığımda gerçekten bir dinlence için gidilirdi. İşte çok yorulduk, çok çalıştık. 11 buçuk ay çalıştı. 2 ayda deniz, iki haftada deniz kenarında yatalım işte bir de bir tura çıkarız. Harika bir tatil olur düşüncesinden bugün esasında turizm orduları huzur arayan ve bazılarının eşine bile söylemediği gizli, fiziki, manevi, ruhsal sıkıntıları olan insan toplumundan oluşuyor büyük anlamda. Ve bu arayışlara cevap veremeyen, hatta onları ürküten, kaçıran destinasyonların ee, geleceğinden e, pek umut ile bahsedemeyiz. Konuyu uzatmayayım. Diğer konulara gireceğim. Ama şunu söylemem lazım. Mesela ben 30 yıl önce tabi Sinan Bey biliyor. Ben 3000'e yakın yabancı gazeteci getirdim Türkiye'ye bu 40 yıl içerisinde. 3000'e yakın. Birçok konuda işte Türkiye'nin biliyorsunuz o zikzakları neler olmadı ki Türkiye'de. Mesela Antalya'ya işte yine bu PKK terörü vardı. Bir bomba patlatıldı. Tam Haziran ayıydı. Sorunlar oldu falan. Ben hemen bir harekete geçtim ve 3 gün içerisinde 40 tane gazeteciyle Antalya'ya geldim. Sırf satışların devam etmesi için. O gün Almanya'nın lider gazetelerinden biri. Çok büyük bir gazete. Çok beğendiler Antalya'yı. Güzel Kent Antalya diye büyük bir başlık attı. Yani ben bile sabah şaşırdım. Yani gözlerim yaşardı. Bundan iyi reklam olamaz. Almanya'nın en iyi gazetesi Süddeutsche Zeitung. Ya dedim ne kadar güzel bir şey olay oldu bu bizim için falan. Sonra o muhabiri buldum. Bunlara ulaşmak o kadar kolaydı. Teşekkür ettim. Bize de çok faydası oldu aynı kişiyi ben tabii biraz arkadaş olduk onunla öyle yılda bir iki kere orada burada gördüm o gazeteci hep minnettar oldum kendisine ve 2019 yılında yine o gazeteciyi davet ettim son yılıydı gazetecilikte çok düzgün bir insan İşte gene aynı yerleri gezdik aynı yemekleri yedirdim falan gitti aynı gazetede aynı yere aynı büyüklükte Çirkin kent Antalya diye başlık attı örnekledi binaların, yolların yapımı. Neredeyse insan başına değil göktelen başına bir ağaç olmaması. Sinan Bey insan başına çocuk başına değil göktelen başına bir ağaç yok bazı yerlerde. Bunların müsaadelerini kimler veriyor? Hangi sürdürülebilikten burada konuşuyoruz? Turist aptal mı onu görüyor orada. Bize hep böyle iki türlü turist geliştirdik bu son 15 yılda. Ya gerçekten işte bizim gibi dünyaya rahat bakan turistler ki 80'e yakın ülkeden geliyor. Her türlü düşüncede, kafada, kültürde, dünya görüşünde insan var. İşte onlar sadece otellerin güzellikleri, işte yediği içtiğine hayran kalarak yeniden geleceğiz diyor. Ama aynı anda aynı uçağa kafayı sallayarak binen e, turistler var. Türkler bunu nasıl yapabilir diye. Şimdi bunun aynı zamanda Dubai'de yaşıyorum. Birçok yerde yaşıyorum. Çünkü çok hızlı bir e, yatırım enflasyonuyla dünyadaki dengeler bozuluyor. Mesela geçen gün ismini veremem e, belki dava açarlar. Dünyanın en büyük otel grubu başkanıyla karşılaştım Suudi Arabistan'da. Ya dedim bir şirket yılda nasıl sekiz bin otel açabilir? Artık bil yani siz kendiniz çıkın. Dünyanın en büyük Amerikan şirketi. Ya bu dedim günde 3 otel yapıyor kardeşim ben günde üç tane şey yani şişe su içemem siz nasıl otel açıyorsunuz dedim. Bu nedir yani dedim. Nedir bu itiraz? Nedir bu hız? Yani bir yere mi yetişeceğiz? Uzayda yeni bir yere mi taşınıyoruz? Nedir bu? Güldü gitti. Konuşmak istemedi tabii. İşine gelmiyor. Yani şunu toparlamam lazım. Bakın birbirimizi aldatmayalım. Bunu birbirimizi derken bu programdaki değerli hocalarıma demiyorum. Yani bütün bu işle iştigal eden profesyonellere buradan çağrı yapıyorum. Artık küçülerek büyümezsek sadece büyüyerek bir gün hepsini kaybedebiliriz. Çünkü müşterinin hafızası aldı yedi içti gördüğüyle siz zannetmeyin onlar unutuyor. Hani hep deriz ya müşteriler çok unutkan. Yok öyle bir şey biliyorlar. Biz o seleksiyonu göremiyoruz o unutmayanlar gelmiyor bir daha orası tatile değmez orası gitmeye değmez dediğin zaman o müşteri müşteri ebediyete kadar kaybediyorsunuz ama her şeye rağmen Türkiye son iki yıldır ki bu konularda en çok kavga eden ben oldum bakın yüzlerce mak makalem var ve başlığı şu turist sayısı değil. Gelen turistin niteliği, varlığı, kültürü ve dünyaya bakış açısı bu önemli ve bıraktığı e, Türk ekonomisine, halk sanayisine katkı verecek paradır dedim. Bunu binlerce defa söyledim. Çok eskiden beri 30 yıl önce ben bunları Ankara'da bağırıyordum, söylüyordum. Bugünün sözleri değil. Ama 30 yıldır devam ediyor. Bakın, o kadar çok örnek verebilirim ki isimlerle, yaşayan isimlerle. Kavga ettim valilerin listesini size çekeyim ceketinden çektiğim bakanların listesini burada verebilirim size halk bankasının katkısıyla Antalya'da çok büyük bir toplantı yaptım bine yakın katılımcı vardı bu konuları tartıştık 2010 yılında şöyle hmm. toparlıyorum artık bu yol ayrımında Türkiye değerli hocalarımızla değerli yatırımcılarımızla Türkiye'de çok makul çok akıllı dünyayı bilen doğayı seven Hayvana aşık, sanatı aşık, çok binlerce yatırımcı da var. Bunların da biraz söz hakkını çoğaltarak yeni bir yapılanmayla özgünlüğe büyük katkı vererek. Yani özgün olsun, Türk otellerinde Sezar salatası olmasın, o Dubai'de var. Ama onun yerine en iyi Anadolu yemekleri olsun. İnsanları bu yemeklere alıştıralım. Çok güzel şey, bizim müziğimiz çalsın. Bu da önemli. Yani çok bazılarınızda klişe gelebilir ya hep Türk Türk. Ama böyle o kadar büyük bir internasyonalizasyon var ki nereye gitseniz aynı yemekler, aynı müzikler, aynı lobi müzikleri, aynı içkiler, aynı aperatifler. Yani insanlar farklı ürün gerçekten istiyorlar ama bunu hakikisini, doğru olanını istiyorlar. Mesela birçok Türk otelinde doğru düzgün bırakın Türk kahvesini, çayını bile veremiyorlar hani Tabii çok iyi hizmet verenleri bunun dışında tutuyorum ama bunun kontrolü yapılması lazım. Bir Turkish Hospitality Rules olması lazım. Yani Türkiye'de hizmet sektöründe aktif olan tüm dinamiklerin bir anayasası, bir kriteri, bir handbook'u olması lazım. Herkes istediği gibi bir şey yapıyor. Bu Türk diyor. Değil. Bu, bu Hüseyin Bey çalışma. burada duralım biraz da ikinci tamam. tura bırakalım istersiniz olur mu? <laughs> biraz da ikinci tura bırakalım bakarsınız tamam, üçüncü turunuzu alırız çok teşekkür ederim ağzınıza ben sağlık ben teşekkür tabii, ederim tabii, Hüseyin Bey'in çok e, turizmin segmentinde deneyimi çok ama özellikle tabii Türkiye'deki bu betonlaşan turizm tesislerinin bir yatak fabrikası gibi aslında bir yatırım enflasyonuna neden olduğunu vurguladı ben ee, abici, tabii... unutabilirim. Çok önemli. Çünkü değerli bir program bu. Ben çok önemsiyorum bu programı. Onun için böyle çok açık konuşuyorum. Bakın hmm. 12-13 yıl önce Antalya'nın o günkü valisiyle Alaaddin Yüksel çok severdim onu ben. Onu da söyleyeceğim. İzler bu programı emekli. Belek'te tam o bizim dünya çapında yatırımlarımız, golf yatırımlarımızın girişine bir tane benzin istasyonu açtılar. Yalvardım yani bunu yapmayın dedim. Yani yer mi yok ya Türkiye'de? Antalya Alanya arası sanki Petro Kent gibi oldu. 93 tane 110 kilometrede benzin istasyonu var. Bari dedim bu insanların bu kadar zor getirdiğimiz insanların yanına bunu koymayın. Bir sürü yazılar yazdık, toplantılar yaptık sağ olsun. O günkü vali işte Alaaddin Bey Yüksel'le destek oldu ama netice olmadı. İki hafta önce oradaydım. İkincisi açılmış. Yani golf oynarken işte bilmem ne istasyonuna doğru topa... Yani bunu Hocalarım yapmamamız lazım. Bu olmaz artık. Bu kadar aşırıla gidemeyiz. Sözü size veriyorum. Kusura bakmayın. Evet. Çok teşekkür ederim. Tabii e, siz yatak e, kapasitesinin geliştirilmesiyle e, sürdürülebilirliğin aslında bağdaşmadığının da altını çizdiniz. Tabii dediniz ki dünya turizmi yol ayrımında. Çünkü e, turizmin içeriğini aslında dünyanın varlıklarına göre çeşitlendirecek, nitelik, nitelikli hale getirecek, farklılaştıracak biz bir şeyleri üretmiyoruz. Hep e, enternasyonalizmden bahsettiniz. Hep birbirine benzeşen aslında e, yatırımlar, e, paketler, içerikler. Bizim halbuki her ülkenin kendi gelenekselliği var, kendi değerleri var. Bizim bunlardan ilham almamız lazım. Ve Anadolu mirası çok önemli dediniz gerçekten Türkiye eşsiz bir miras üstünde oturuyor. UNESCO bile bugün işte somut olanlar olmayanların önemli bir kısmını tescillemiş ve çok önemli bir e, Türkiye'de adım atmış. Biz bugün UNESCO'nun tescillediği değerlerini bile turizm pazarlamasında bugün kullanmıyoruz ne yazık ki. Onu söyleyeyim ama bu değerlerin yanına koyduğumuz işte bu e, sıradan otel, otele benzemeyen, işte tur, nedir, lojistiği doğru dürüst olmayan, yeme içmesi doğru dürüst olmayan koyduğumuz yardımcı hizmet alanları maalesef bu e, Anadolu mirasımızın cazibesini de mutsuzluğa çeviriyor. Bu çok önemli dedi e, Sayın Baraner. Tabi Bugün e, dünyadaki turizm e, katılım dünya nüfusuyla beraber gelişiyor. Gezginlerin sayısı artıyor. Belki Türkiye burada kendisini işte bir Dubai örneği verdiniz. müthiş e, tanıtımlar yapıyorlar, anlatıyorlar. Yani olmayan bir şeyleri bile varmış gibi anlatıyorlar çünkü hayalleri evet. çok büyük. E, ve ama e, bizler tabii eğer ki bu gezginlik gezginlerin gezginlere amaç üretmezsek ve o amaçları da karşılamazsak insanlar ne yapacaklardır Türkiye'yi hayatlarından çıkarabileceklerdir Hani dediğiniz ya büyüyerek küçülmek şey küçülerek büyüyerek büyümek küçülmek yerine küçülerek büyümeyi tercih edelim bu çok hoş bir anekdot oldu ve lütfen turizmcilere buradan bir çağrımız Türkiye'de gerçekten çok fazla bir Anadolu coğrafyasının yaşanmışlıkların getirdiği bir geleneksellik var, değerler var. Ee, ve Türkiye'de e, olağanüstü turizme sunulabilecek aslında öneriler var. Ama biz bunlara bakmayıp, yandaki, sağdaki, soldakinin yaptıklarını kendimize referans alıp aynı şeyi yapmaya çalışıyorsak biz ancak gelecekte batarız. Onun için bizim mutlaka bir uyanış e, gerçekleştirmemiz lazım. Türkiye'nin aslında yeni turizm işletmelerine ihtiyacı yok. Mevcut turizminin içerikli hale getirecek yaklaşımlara ihtiyacı var. Onun için artık tesis yapmayalım ama bizler turizm içeriklerimizi daha cazip, daha etkileyici, daha çok deneyimi öngören e, hale getirelim.